Erbakan hocamız siyasete girmiş olmakla bu prensipleri öne çıkarıyordu. Hani birilerinin ihtica vesaire diye yorumladığı, suçladığı İslam dinini gerçekte sizin dediklerinizin tam aksi istikametlidir İslam diyerek, hele hele o yılları düşünecek olursak, 1969'ları falan düşünecek olursak, muazzam bir çıkış yapıyor Erbakan Hoca. Efendim birileri diyor ki, efendim Cenab-ı Allah dünyayı yaratmış, yönetimi insanlara bırakmıştır. İslam'da devlet nizamı diye bir şey yoktur gibi asla doğruluk içermeyen istatlarda bulunuyorlar. Bunlar kat'i surette doğru değildir. Çünkü İslam her yönüyle mükemmel bir dindir. Sadece dünyayı değil, ahireti de gözeten, insanları her iki cihanda mutlu kılmaya çalışan bir nizamdır. Bu anlamda efendim İslam devlet noktasında bir şeyi önermiyor falan diyenlere cevabımız şu olabilir. İslam hayatın her noktasını tanzim etmiştir. Misalen el nasıl yıkanır? Bunun bile prensibini koymuş. Çok affedersin. Tuvalete nasıl girilir? Nasıl çıkılır? Bunun adabını bile Kur'an'a bağlamıştır. Yemek nasıl yenir? Bunun için bir ölçü Kur'an koymuştur. Günlük hayat bakımından çok teferruat gibi gözüken bu alanlarda bile hüküm koyan, kural vaaz eden İslam devlet nizamını başıboş bırakmıştır.